Hepinize merhaba arkadaşlar. Güncellemenin ikinci günündeyiz. Bir cumartesi günüyle sizlere merhaba diyoruz ama tabii ben bunu önceki gün çektim güncellemenin heyecanıyla. Ne demiştik? Hızlıca geçip detaylara ineceğim. Dün göstermiştim neler geldiğini. Şimdi çok hızlı geçeceğim. Grand RP yıl dönümü güncellemesinde arkadaşlar muhteşem yıl dönümü etkinliği gelmişti biliyorsunuz. Araçlar üstüne basarak söylemiştim. 4 seviye çanta. Bunu mutlaka alıyorsunuz arkadaşlar. Birazdan gideceğiz, şeker nasıl toplanıyor göstereceğim. Bunlar 4 seviye çanta. Deniyorum bak şu şekilde görünüyor arkamda. Nasıl göründüğü önemli değil. Bence çok şahane. Arkadaşlarımdan beğenmeyenler var ama ben çok beğendim. Daha sonra benim beğendiğim kıyafet vardı biliyorsunuz. Şurada. İşte kulaklıklar var. Onları da mutlaka alın. Ama önce çanta. Çünkü çanta çok önemli biliyorsunuz. Şu kıyafet Aa, vardı. Bunu alacağım. Çok evet. güzel. Gördüğünüz gibi. Daha sonra yeni baş... Pardon, özür diliyorum. Yeni Evet. başlayanlar için 50 saat oynayınca bedava gelen Escalade 2021 arkadaşlar. 50 saat oynuyorsun, hiçbir şey yapmıyorsun. Direkt sana bu araç veriliyor oyun tarafından. 10 gün boyunca 15 GC ücretsiz verilecek. Yani toplamda 150 GC. Twink hesabında açarsan toplamda 300 GC bedava almış olacaksın. Ve ilk defa gördüğüm bir şey var. Grand Coin alanlara 3x Grand Coin veriliyor. Zaten 200 GC alsan normal zamanda 100 GC falan veriyordu. 300 yapıyordu. Ne yapar? 2 katı veriyor. 2, 4, 6, 700 GC yapar. Yani 200 GC aldığın zaman 700 GC gelecek. Deli gibi olmuş bu da. Evet. Vaktimiz kalırsa Slim Capella'nın videosuna da bir güncelleme videosuna göz atarız. Efsane HUD düzeni geldi demiştik. Şu şekilde G bastığımız zaman eski menü bu şekildeydi. Hemen M setting diyorum. Appearance'dan yeni HUD'u açıyorum. Siz güncelleme yaptıktan sonra yenisi sizlere direkt gelecek. Gördüğünüz gibi sağ alttaki ikonlarımız sağ üstte çıktı. ID'miz gözüküyor. Yeni online sayısı koymamışlar ama bence koyacaklar. Koymadılar ama bence istekler üzerine koyacaklar. G menüsü değişti bu şekilde. Mesela dokümana bastım. Show pasport diyorum. Diğeri çok yer kaplıyordu. Bu biraz daha güzel olmuş. Sen bana bir şey gönder Burakan. Sağ üstü çıkacak. Önceden ekranın orta üstünde çıkıyordu. Bam diye bir ses geliyordu. Burakan bana mesela hook gönder, kiss gönder, sırtına alma gönder. Herhangi bir şey gönderir misin bana? Fark etmez. Interaction Gönderirim. bölümünde. Gönderirim Yes, abi. no basacağım ama bana nasıl bildirim geliyor onu Şu göstermem askeri gerekiyor. ekipman satış bölgesi ne tarafta ya canlar? Askeri ekipman satış bölgesi ne tarafta? Dolu Yani yaklandı. bilmiyorum ama şu anda videodayız. İstiyorsan videodan sonra araştıralım, bulalım bir. Gördüğünüz gibi Onu sağ üstte sorarım yes no ya. diye çıktı Sıkıntı yok, arkadaşlar. sıkıntı yok. Aynen. Şimdi. Asrana da sordum da Asrana öyle cevap verdi. Hatta sürekli gelip gidiyor. Tamam, videodan sonra bakalım. Evet, Battle Pass gelmişti. 2x. Bak ben 150 gel 150 puandayım. Yetiştirir miyim bilmiyorum. Ama puanları da açtığımız zaman yani günlük görev ve haftalık görevlerde 6000 ve 30.000 olarak değiştiğini görebiliyoruz. Yetiştiririm gibi. Ne zaman geliyor yenisi? 6 ile 8 Mart arası. Bunu kim söyledi? Napal'ın direkt kendisi söyledi. Başka söylediğim bir şey var mı? Yok. Evet, şimdi nereye gidiyoruz? Helikopterlerimiz hazır. Yeni etkinlikteki fotoğraflara gidiyoruz. Önce Engine Lord'daki uçak heykeline gidelim mi? Bir tanesi Gidelim kaç abi. puan veriyor bunların? Bir tanesi 10 bin, 10 bin ile 15 bin arası veriyor abi. Çok iyi. Gidip 15. öğrenelim o zaman. Hadi dostum. 15 veriyor. Hadi gidelim. 15 mi? 15 veriyor. 15 Tamam, abi. çok iyi. Zaten NGM'in bizim üstümüz. Orayı bilmeyen yok arkadaşlar. Buradaki taktik arkadaşlarınızla beraber yapacaksınız. Diyecek en iyi bilen kişi oturacak pilot görevine. Tıklayacak buradan. Diyecek aa burası neresi ben biliyorum. Pat oraya yapışacak. Basacak. Hadi gidelim. Böyle sırayla gezeceksin. Bizimkiler sabah yapıyorlardı 4-5 kişi helikopterle. Gerçekten de şahaneydi. Umur yetişebildin mi? Yok abi yetişemedim ya. İnternet yetişemedim Yetişemedin. şu Mete an. sen geliyor mu? Evet, Helikopterdesin. Yakıt mı alacağız Umur? Şey. Bırakan. helikopterdeyim. Hayır bekleyeyim mi? Onun Yok için. yok devam et. Yardır yardır bekleme devam et. Evet, videomuz 4 dakika olmuş. Ya dünkü video nasıldı arkadaşlar? Bıdı 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 böyle her şeyi anlatın diye. Yani o kadar çok şey getirmişler ki. Anlat anlat bitmiyor. Emre solda hemen anıt var. Anladıysanız. Yok, biz hedefimiz var. Videodan önce konuştuk şunu şuna gideriz diye. O hedefine şaşmamamız lazım. Şimdi arkadaşlar helikopterimiz geldi. Aşağıda uçak heykelinin oraya doğru. Önce onu mu alacağız? Evet, hemen altımızda zaten. Bunu bilmeyen yok. Baykuş heykeli de buralarda. Şimdi bunu nasıl yaparsınız? Bunu öğreteceğim ben size. Ben de ilk defa yapacağım bu arada. Evet, inişi sağladık.
tavsiye edilen helikopterle arkadaşlarınıza. Bir de size bir tüyo vereceğim. Helikopteriniz yoksa, helikopter alacak paranız yoksa eğer, ne yapıyorsunuz? Şimdi yeni HUD, yeni HUD'la Furkan'ı kaldıracağım. Furkan nereye gitti? Uçtu ama. Göremedim. Linea da öldü. Niye öldünüz siz? Dur ben kaldırayım yeni HUD'la. Furkan nereye gitti? Basic Action. Bakın burada iğne logosu koymuşlar. Gördünüz mü? I'm gonna patch you don't worry. Abi Furkan? Furkan nerede biliyorum. Oğlum önce bir ağaca yapıştı. Ağacın üstüne mi fırladı acaba? Ağacın üstüne bakın. Heli hastaneye göndermiş abi. Tamam tamam. Sıkıntı yok. Ben çünkü ağaca doğru fırladığını gördüm. Gördüğünüz gibi yeni HUD sisteminde arkadaşınızı kaldırırken ya da birini kaldırırken şırınga logosunun olduğunu şimdi görebiliyorsunuz. Şimdi buraya geldik. Yapmamız gereken telefonumuzu açıyoruz K'den. Açtım. Sonra kamera bölümünden kamerayı seçiyoruz. Evet. Sonra çekiyoruz. Çekiyoruz direkt. Çektim. Yani. Geldi mi şimdi? Sonra çektiğimiz fotoğrafı Ingrant'a yüklüyoruz. Peki inventory'ye kaydetsek geliyor mu? Yok. Olmuyor. Yok. Deneyen direkt, oldu mu? Direkt Ingrant'a göndereceksin. Deneyen oldu mu peki bunu? Denedim. Evet. İnventory'e kaydet olmadı, bir daha çektin öyle mi? Aynen. Evet. Anladım. Tamam hadi gidelim ikinci o zaman. Bu arada kaç şeker gelmiş bakacağım. 10.000'di benim. Burakan bin abi. Onur Doruk evin önüne çıkartıyor. 25 olmuş. 15.000 geliyor. Saatte her saat 1000 mi geliyor? Oynadığımız süre zarfınca. 1000 geliyor. 1000 geliyor. Tamam. Bu arada trafik cezam varmış. Bak o bildirimlerde de değişmiş. Aşağıda büyük geliyordu. Bu küçülmüş. Ooo ceza ödeme ekranı falan da değişmiş kanka. Aynen. Ooo güzel olmuş, güzel. Beğendim. Evet arkadaşlar, Baykuş'a giderken şu arabalar görmüş olalım tekrardan. Peki ben bu fotoğrafı çektim, tik geldi mi? Evet gelmiş. Fotoğraf çektikten sonra tike dönüşüyor. Sorular herkeste farklıymış herhalde, öyle diyorlar. Evet burayı da çekelim. Arabanın içinde misiniz? İndik. Helikopterden indik. Mesela ben burada başka yeri çekeceğim. Kamera dedim. Boşluğu çekeceğim. Olmuyor mu? Kabul etmiyor. Denediniz mi? Evet denedik. Dur. Geldim buraya mesela. Aa şurayı çektim. Bence eder. Nerede anlayacak ki o? Oldu bak. Git havayı çek, yine oluyor. Yine bir denedim. Denedim, oldu geldi bak. 40 oldu. Oy 40 şekerleme. Oğlum 1 milyon 200 şeker çok kolay birikir. Beyler beyler bak. Bu etkinliği yapıyorsunuz. 1 milyon 200 şekerlemeyi biriktiriyorsunuz. 4 seviye çanta alıyorsunuz kendinize. Bir de 10 gün boyunca 150 gece biriktiriyorsun. Tam 3 tane. 3 diyorum, 4 gösteriyorum. Tam 3 tane Prime alıyorsun. Bak Prime'a gel shop'tan. Prime çok önemli biliyorsunuz. 40 GC'ye. 4, 8, 12. 120 GC'ye direkt 3 tane Prime alıyorsun. Burakan abi. Ne yapar bu? Burakan? Ne yapayım? Efendim ne yapayım? İçindeyiz şu an abi. Tamam. İçindeyiz. Evet havalanalım. Neyi bekliyoruz? Gidelim. Nereye gidiyoruz Emre. Şimdi bir sonraki? Emre. Furkan. Furkan gel. Benim otuma gidip ben anlatsam. Aynen çok güzel. Sandala mı gidelim ahşap şeye? Evet. Neydi lan bunun adı? Unuttum ya. Gençlik parkında vardı eskiden. Şey yapıyorduk ya Umur. Kondol mu? Sandal. Kondol. Sandal. İlk önce oradan önce başka bir yere gideceğiz abi, daha yakın. Tamam kanka. Bunları tik çıktı zaten ikisinde. Ya bu çok güzel yani, böyle 2-3 saat boyunca bununla uğraşsan çok rahat böyle şey alırsın 2 günde. Alırsın 4 seviye çanta. Peki 2 gün daha yaptım, bir çanta daha aldım. 2 gün daha yaptım, bir çanta daha. Sattın onları 4 milyondan. Çektim. Mükemmel. Onlar satılmıyor galiba ya. Şimdi arkadaşlar etkinliği nasıl olduğunu gördünüz. Şöyle bir toparlayalım. 9 dakika olmuş. Zaten her şeyi gösterdim size. Eğer oynamayı düşünüyorsan video açıklamasında benim referans linkim var. Benim referans linkimle katıl. Sana ve bana faydası olsun. Sana ekstra via Prime ve ekstra para veriyor. Benim referansımda kayıt olduğun zaman. Ve yeni başlamayı düşünüyorsan gerçekten de şu anda en şanslı dönemdesin. 50 saate verdiği araba çok güzel. 10 gün boyunca 15 gece toplam 150 gece veriyor. Böyle bir etkinlikle bedavaya 4 seviye çanta alabileceksin. Daha ne olsun? Yani ben ciddi anlamda böyle bir avantajlı etkinlik görmedim. Siz gördünüz mü böyle çantanın olduğu, güzel arabanın olduğu, 10 gün boyunca GC'nin olduğu, hepsinin böyle bir yerde çok güzel olduğu, evet. 3x GC'nin olduğu. Gördünüz mü? İlk defa görüyorum abi. İlk defa böyle güzel bir etkinlik oluyor gerçekten. İleride bu konuşulacak. Diyecekler ki, kardeş sen o elbiseyi nereden aldın?
Kardeşim, geldik. Yıl dönümü etkinliğinden aldım. Diyecekler ki ya sen o çantayı nereden aldın? 2-3 tane geldik. Farklı farklı çanta kullanıyorsun 4 seviye. Yıl dönümü etkinliğinden aldım kardeş. Tamam lan duyuyorum. Tamam. Yıl dönümü etkinliğinden aldım kardeş diye. Çünkü neden biz Server 2'deyken birkaç tane elbise falan görüyorduk. İşte araba görüyorduk. Ulan bunu nereden almışlar? Biz de alalım çok güzel falan. İşte bir ara şu etkinlik olmuştu. Oradan almıştık falan hani. Anladınız mı arkadaşlar? Nere? Şura mı? Hangi fotoğrafı? Buraya çekeceğiz abi şu don şeylerin çarşafların olduğu yeri. Nereye geldik? Hangi fotoğraf bu? Bir saniye. Yat değil bu, başka bir şey. Nerede? Hangi fotoğraf bu? Sağ tarafta. Biz neredeyiz kanka? Ha dur anladım dur. Anladım kanki. Şurada bir yere gelmişiz biz. Hah tamam. Gördüğünüz gibi burası arkadaşlar. Hemen çekiyoruz. Geç Mete seni çekeyim kanki. Geçeyim abi. Ben ne dur orada. Nereye gittin oğlum gelsene. Çok uzaklaştınız. Geçin bakayım. Hadi la geçin hepinizi çekeyim. Geçin. Geç. Umur'un yanına. Tamam. Hadi video kapanışı yapalım. Geçin. Şeyi göstermedim ama onu da gösterelim. Çektim ve paylaşıyorum. Şeker gelecek. Bizle beraber nasıl oynarlar? Nasıl kayıt olurlar? Nasıl gelecekler? 2 dakikalık hazırladığım bir video var arkadaşlar. Onu da hemen göstereyim sizlere. Bildiğiniz gibi Garant RP'yi uzun süredir oynuyoruz ve bu süre zarfında iki paylesi bir hayli güçlendi ve büyüdü. Sunucudaki bütün etkinliklere aile olarak topluca gidiyoruz ve bu çok eğlenceli oluyor. Aramıza yeni katılmış olabilirsin veya katılacak olabilirsin. Hemen soracaksın ya ben size nasıl hemen adept olacağım? Çok kolay arkadaşlar, biz bir etkinliğe giderken aile araçlarını evin önüne çıkartıyoruz. Ve herkesi çağırıyoruz. Gideceğimiz etkinlikte ne lazımsa mermi, silah, çelik yelek diyelim. Herkese ücretsiz şekilde sağlıyoruz zaten. Mesela görselde de gördüğünüz gibi bir aileye baskına gidiyoruz. Bu baskında da aynı şekilde evimizin önüne araçları dizdik. Bütün arkadaşlarımıza ne lazımsa çelik yeleğinden tutun da mermisine kadar hepsine dağıttık ve topluca etkinliğimize gittik. Yani bir bütünlük içerisindeyiz. Yeni gelen, eski gelen ayrımı bizde yok. Oyunu nasıl öğreneceğim? Discord'a geldiğiniz zaman biz size zaten şunu yapacaksın, bunu yapacaksın diye söylüyoruz ki bir sürü videolarımda mevcut. Ne, nerede, nasıl yapılır, ikinize ne yapacaksınız, para nasıl kazanılır gibi. Videoda yine gördüğünüz gibi balık tutmaya gittik tamamen eğlence amaçlı. Daha sonra oradan bir arkadaşımız mangal çıkarttı, balığı mangalda taze taze pişirdik yedik. İşte tozlu yoldan gitmişiz, bizim aracımız tozlanmış hemen orada. Tavandan mavandan süngerle müngerle viladayla temizlediğimizi görüyorsunuz. Shop'tan kasa açıyorum arkadaşlar. Arabalar çıkabiliyor. Zaten araçlarımız var. Bazen de yüksek yüksek paralar çıkıyor. Bunu da yanımdaki oyunculara yani sizlere bazen veriyorum. Atıyorum bir kasa açtım. 700 bin çıktı. 900 çıktı. İşte 1 milyon çıktı. Yanımdaki oyunculara bol bol veriyorum. Zaten para sıkıntımız da yok. Biliyorsunuz uzun zamandır oynuyoruz. Grand Arfi'yi bizimle beraber oynamak istiyorsanız tek yapmanız gereken şey video açıklamasında bulunan referans linkime tıklamak ve bu sayfaya erişmek. Sağ üstte bulunan registration'a tıklıyorsunuz. Evet diyorsunuz. Burada siz de server 1 olarak seçili gelecek arkadaşlar bu sayfa. Siz server 3 yapıyorsunuz bunu çünkü biz server 3'te oynuyoruz. Adınız, soyadınız, mailiniz ve şifrenizi oluşturarak hesabınızı oluşturuyorsunuz. Ben robot değilim'e tıkladıktan sonra registration'a tıklıyorsunuz. Grand RP Launcher iniyor. Yüklüyorsunuz. Direkt bizimle beraber oyun oynayabiliyorsunuz. Ölüm ekranı değişmiş mi onu deneyelim. Öldür bakalım beni. Bakalım. Herhangi bir değişiklik yok. Evet, ambulans çağırma düğmesi de aynı yerde. Evet, hiçbir değişiklik yok. Ama yeni HUD düzeni, yeni menüler gerçekten de güzel olmuş. İsterseniz eski menüyü de kullanabiliyorsunuz. Bu tercih sunmaları da güzel olmuş. Kötü olan bir şey var mı? Yok. Gelen en iyi etkinlik olmuş yani. Evet arkadaşlar, nasıl geleceğinizi de gördünüz. Referans linkimde kayıt olursanız video açıklamasındaki linkten. Hem size hem bana faydası olur. Video açıklamasında bir de Grand RP'ye nasıl başlarım? İlk görevleri nasıl yaparım? Bu arada yeni başlayanlara eskiden yoktu, artık var. 3 tane araba veriyor size. Yani 3 tane seçenek veriyor. Hangi arabayı istersin diye. 3 arabadan bir tanesini seçiyorsun. Lüks bir araba. BMW'ler falan yani bahsettiğim araçlar. Öyle kötü araba değil. Bir hafta boyunca bu araç sizde kalıyor. E zaten bir haftaya kadar da şu 50 saatlik arabayı falan da alırsın. Çok rahat bir şekilde. GC'n de birikir. Çantanı da alırsın. Ha, ben size bir tüyo verecektim bak unuttum. Şunu unutmayın. Eğer helikopteriniz yoksa. Benim helikopterim yok. Ben bunu kolay yapamam diye düşünüyorsan yanılıyorsun. Bak tüyo vereceğim. Helikopter ehliyeti alma yerinde. Hani araba ehliyeti alıyorsunuz ya. Ücretsiz araba veriyor anda. Bir de orada hava araçları için ehliyet alma yeri var. Oradan helikopter alabiliyorsun. Ha bununla ilgili yazılı bir. Bununla ilgili Murat'cığım. Bununla ilgili yazılı bir kural yok. Ama. Hani gidip millete çarpmadığınız sürece, helikopteri sağa sola atmadığınız sürece bir şey olacağını sanmıyorum. Çünkü yazılı bir kural yok. Oradan ehliyet alıyormuş gibi helikopteri ücretsiz bir şekilde alıp
bu görevleri yapabilirsiniz. Yani bunda bir sakınca olacağını düşünmüyorum. Çünkü hani ehliyet yerindeki helikopteri alıp başka yere gitmek yasaktır gibi bir yani bir kural görmedim şimdiye kadar kesinlikle. Kimseye de bulaşmazsanız sorun olacağını sanmıyorum. Hepiniz öpüldünüz. Arkadaşlar elinize sağlık. Sizlerin de sağ olun, var olun. Evet. Ne demek abi, her zaman. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.